Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam ben en fazla kaç saat derse girebilirim? En az kaç saat derse girebilirim? Bunu konuşacağız arkadaşlar bugün biraz. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Hani değiştirilemeyecek olan bazı branşlar var tabii ki. Sınıf öğretmenlerimiz, okul öncesi öğretmenlerimiz ve tabii ki rehber, hani psikolojik danışmanlarımız, yani rehber öğretmenlerimiz bir diğer adıyla. Bunların görev saatleri değiştirilemiyor arkadaşlar. 30 saat üzerinden çalışma saatleri var bu arkadaşlarımızın. Yani maaş karşılığı olarak 18 saat çalışıyor sınıfçı ve anaokulcular. Kalan saatleri ek ders üzerinden değerlendiriliyor. Yani 12 saatleri, 18 saat, 12 Evet, saatleri aynen ek o ders şekilde. üzerinden değerlendirilmiş oluyor. Dolayısıyla branşçılar ve meslek öğretmenleri daha çok aslında bu konuyla alakalı dolayısıyla arkadaşlar. Şimdi branş öğretmenlerimiz, ilk önce en azdan bahsedelim. Branş öğretmenlerimiz en az 15 saat maaş karşılığına kesin girmek zorunda zaten. Ama mesela okul idaresine, yani eğer ihtiyaç varsa, mesela diyelim 30 saat derse ihtiyaç var, ders verecek bir öğretmene ihtiyaç var. Ama siz 21 saatten fazla derse girmek istemiyorsunuz. İşte o önemli sınır nokta 21 saat arkadaşlar. 21 saatin üzeri tamamıyla sizin isteğinize kalmıştır. Dolayısıyla istediğiniz takdirde 21 saatten fazla ders size verilemez arkadaşlar. Evet. Dilekçe yazarak da bildirebilirsiniz. Heh. Yani hani eğer ki illa yapılmıyorsa, 21 saatin üzerinde ders veriliyorsa ve ben girmek kesinlikle istemiyorum diyorsanız. Evet, ne olursa olsun, yani öğretmen olsun veya olmasın bu durum fark etmiyor. 21 saatten fazla ders verilemez size istememeniz takdirde, yani istememeniz durumunda. En fazla kaç saat alabilirim peki hocam? En fazla da bizim hani branş öğretmenleri adına söylersek 30 saat normal ders, 10 saate kadar da buna ek olarak işte İYEP veya DYK kursu veya destek odası dersleri buna ek olarak eklenebiliyor. Yani toplamda 40 saate kadar hakkınız var. Ama bunu şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Mesela 20 saat normal dersiniz var. 40 saate kadar DYK ile de tamamlama imkanınız var mesela. Yani 20 saat dersiniz var, 20 saatte DYK alabilirsiniz aslında. Veya mesela işte 20 saat dersiniz var, 10 saat destek odası, 10 saat DYK yapabilirsiniz mesela. Yani toplamda, en toplamda sınır 40 saattir arkadaşlar branş öğretmenleri adına. Yani bunu işte dediğimiz gibi 30 artı 10 olarak söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi hani ihtiyaça göre bunu değiştirebiliyorsunuz. Farklı okullarla da bu ek dersi de DYK'yı da tamamlama imkanınız var. Yani iki ayrı okulda da ek derse girip işte 3 ayrı okulda da DYK kursu verme imkanınız var. Bu şekilde, ama dediğim gibi 40 saate kadar yapabiliyorsunuz. 40 saatin üzerine çıktığımız zaman ise bu sefer hani 45 saat verdiniz diyelim siz ders. Bu 5 saatin ücretini alamazsınız arkadaşlar. Evet. Bu bizim kanuni sınırımız. 40 saat en maksimum sınırımız. Sizin hani ben daha fazla verebilirim demeniz bir şey değiştirmiyor. 7 gün bile ders verebilirsiniz bu arada. Bununla alakalı da bir sınır yok. Ama hafta sonu verdiğiniz dersler veya işte akşam 5'ten mi 6'dan mı ne sonra verdiğiniz derslerin ücreti biraz daha arttırımla ödeniyor. Ve tabii ki DYK ücretleri 2 kat ek ders olarak değerlendiriliyor. Evet, aynı şekilde okulda derse girdiğiniz ders saatleri de arkadaşlar 30 saatin üzerine çıkamıyor. Rehberlikle birlikte 31 saat verilebiliyor ama rehberlik haricinde hani kalkıp da 31 saat dersiniz var, 35 saat dersiniz var okulda, hani 40'a daha tamamlamadım diyemiyorsunuz. 30 saatin üzerindekinin ücretini alamıyorsunuz yine, evet, bir şekilde. Rehberlik bu arada 1 saat olarak bu değerlendirmenin içinde ama sosyal kulüp 1 saat olarak sayılmıyor arkadaşlar. Yani sosyal kulübü bu 40 saatin içerisine dahil etmiyorsunuz. Evet. Peki hocam, neleri yapmamız bizim bu maksimum saatimize dahil değil? Egzersiz çalışması, az önce dediğim gibi sosyal kulüp çalışması, planlama, nöbet, bunlar bu 40 saatin içinde değerlendirilmiyor arkadaşlar. Bir de meslek öğretmenlerimiz var biliyorsunuz. Evet, bu arada branşçıların maaş karşılığı 15 saattir arkadaşlar. Bir de meslek öğretmenlerimiz var. Meslek öğretmenlerimizin maaş karşılığı 20 saattir. Buna ek olarak 20 saat ek dersleri oluyor. Ek olarak isterlerse 4 saat daha varsa eğer ve isterlerse 4 saat daha ek derse girebiliyorlar. Aynı şekilde işte planlama vesaire onlar da alıyor. Tabii ki okullarında varsa işte bizim de YK'mız tarzında düşünebilirsiniz. İşte açık lise, staj, işte koordinatörlük tarzı şeyleri de var onların. Tabii onların durumları bizden daha farklı.
İşte her branşın kendine özel durumları var. Dediğim gibi sınıfçıların maaş karşılığı 18 saat. Onun üzerinde ekler salıyorlar. Sınırları 30 saat. 30 saatten aşağı inemiyorlar. Bizim maaş karşılığımız 15 saat. Ama biz işte 21 saat istersek ders alabiliyoruz. İstersek bunu arttırabiliyoruz. Gene sınıfçılar da İYEP diye bir şey var. Onu verebiliyorlar bu arada. İşte bizim DYK kurslarımız var. Meslek öğretmenlerinin maaş karşılığı 20 saat. Onun üstünü işte ek ders olarak alıyorlar. İşte onlarda da açık lise vesaire vesaire tarzı şeyler var. Dolayısıyla her branşın kendine has ek şeyleri var veya sınırları var arkadaşlar. Bu anlamda hepsini kendi içinde değerlendirmek lazım. Dediğim gibi DYK'yı farklı okullarda verebiliyorsunuz. Ben yazın bunu daha önce söylemiştim. 4 ayrı okulda çalışan bir hocamızı görmüştüm mesela. Yaz tatilinde biz tatil yapmışız ama hocamız 30 saat derse girmiş. 4 ayrı okulda. Ben diyor bir hafta boyu çalıştım sürekli zaten diyor. Hocam ne zaman dinleneceksiniz diyoruz. Uyurken dinleniyorum diyorlar. Bunu normalde işte şeyde de hani yapabiliyorsunuz. Yani normal çalışırken de işte sene içinde. Mesela İknur hocanız işte yurt nöbeti tutmuş mesela akşamları. Evet. Mesela o da sayılmıyor değil mi İknur hocam? Evet, o da 40 saatin içerisinde sayılmıyor. Mesela hani 40 saat derse girip arkasından yurt nöbeti tutabilirsiniz. Sen sürekli tuttun mu Sivas'tayken? Ben Sivas'tayken sürekli tuttum. Yani Sivas'ta çok çalıştım galiba. Yorucu olmuyor mu? Çok yorucu oluyor. Şu anda geri dönüp baktığım zaman gerçekten çok yoruluyormuşum yani. Kursta verdin mi o zaman? Kursta verdim. 8 saat kurs vermiştim. 31 saat derse girdiğim olmuştu full. Derse girdiğim de olmuştu. Bir de üstüne ayda 8 nöbet zaten üst sınır. Evet. Bayağı çalıştım yani Sivas'ta. Şimdi o kadar çok çalışmıyorum. Benim de maksimum bir ilçedeyken de arkadaşlar 40 saat artı 6 saat egzersizim vardı. Müthiş yoruluyordum ya. İknur hocanıza bir sorum vardı. Neydi İknur hocam? Nasıl dinleneceğim bilemiyorum İknur hocam. Nasıl yatsam daha çok dinlenebilirim acaba diye soruyordum. Ya tabii çok yoruluyorsunuz arkadaşlar. Yani 40 saat çalışmak müthiş bir çalışma temposu gerektiriyor. Yani şu anda da çok saat dersim var. O yüzden böyle videolarda çok yorgun çıkıyorum. Bu aralar böyle biraz yoğun, öğretmen ihtiyacı da çok yüksek. Biz de biraz uğraşalım dedik. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo. Bu tabii size bağlı arkadaşlar. Sizin çalışmak isteğinize bağlı. Yani ne kadar çalışma istiyorsanız ona göre bir değerlendirme yaparsınız. Hocam ben peki çalışacak okulu, çalışacak saati nereden bulacağım diyen arkadaşlarımız oluyor. Bugünlerde soranlar var. Yani arkadaşlar teker teker okulları arayıp sorabilirsiniz. İlçeyle görüşebilirsiniz. Kendi müdürünüze söyleyebilirsiniz veya tanıdık öğretmenlerinize söyleyebilirsiniz. Mesela bana ek ders işte tanıdığım bir fizik öğretmeninin vasıtasıyla gelmişti mesela. İşte DYK gene tanıdığım bir öğretmenin vasıtasıyla gelmişti kurs. Yani bu şekilde hani tanıdığınız kişiler vasıtasıyla olabilir. Bir ara mesela aradım ben ilçedeki okulları. Dedim ki işte hani kurs vermek istiyorum. İhtiyaç varsa verebilirim dedim mesela. Yani böyle hedeflediğiniz birkaç okul belirleyerek onların üzerinden de değerlendirme yapabilirsiniz. Mesela işte evinize yakındır. Bu arada kendi ilçenizde verebiliyorsunuz kursu. Dolayısıyla hani işte okulunuza evinize yakın bazı okulları belirlersiniz mesela. Gidip görüşürsünüz onlarla. İhtiyaç olduğu zaman sizi ararlar. Yani beni arıyorlar mesela. Daha dün bile bir okulumuzdan aradılar. Dedim ben doluyum hocam yani. Dolayısıyla siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu arada o okulun kursuna başvurmuş olmanız zorunlu değil. Hani başka bir okulun müdürü sizi işte eğer hani siz anlaşırsanız aranızda ilçe milli eğitimden sizi talep edebiliyor. Bu şekilde de başka bir okulda görev yapabiliyorsunuz. Ek olarak ek kurs verebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yani kursu tabii ki fullemek zorunda değilsiniz. 2 saatte olsa kurs verebilirsiniz. Tabii kurs daha iyi oluyor. DYK hani ek ders anlamında 2 kat getirmiş oluyor. Bir de hizmet puanı getirmesi açısından da güzel. Evet. Yani aylık olarak sonrasında yani hani tayin istediğiniz zaman bir puanın bile çok önemi oluyor. O sene içerisinde sizde hani 2 puan falan olmuş oluyorsunuz dönem içerisinde herhalde. Tabii yok, bir dönem 2 puan, bir dönem 2,5 puan getiriyor. Hangisiydi onu hatırlamıyorum ama yani 2 dönemde verirseniz eğer DYK sene boyu verirseniz 4,5 puan olmuş olur. Yani az bir puan şey yani. Değil yani düşündüğün zaman bir puanla bir sürü hani kişilerin önüne geçebiliyorsunuz. Hani istediğiniz okula daha çok yaklaşabiliyorsunuz. Ya tabii canım şimdi düşündüğün zaman ben atandığımdan beri veriyorum bu kursu. 10 sene versen 4,5 puanın 45 puan yapıyor. Evet.
Yani 30 puanlık bir okulda 1,5 sene çalışmışsın gibi yani. Dolayısıyla etkili. Etkili arkadaşlar. Verilmesi lazım yani. Ben mesela ilk yıllarımda hani 2 saatte olsa vereyim diye mesela hep bu yüzden düşündüm yani. Hatta gittim müdürüm sana dedim ben hocam dedim ben sadece 2 saat vermek istiyorum dedim. O zaman demiştim ona ya dedim millet çok vermek istiyor. O zaman tabii biraz böyle tabii öğretmenliğe de yeni başlamış olmanın verdiği büyük bir yorgunluk vardı. O yüzden ben öyle düşünüyordum ama öyle denk geldi zaten. İşte 2 saat, 4 saat, 6 saat falan verdik o zamanlar. Yani illa ki 2 saatte olsa kurs vermenizi, DYK kursu vermenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.